Kısmet iyi olacağı benziyor. Deli misin oğlum, iyi de laf mı? Muhsin'in en has adamları olacağız kesin. Bu işle terfi ederiz, ben sana diyeyim. Neye terfi edeceksin oğlum? Hırsızsın işte. Ekmek de çalsan, elmas da çalsan bir. Biz ekmek parası için elmas çalan hırsızlarız. Gevezeliği bırak, elini çabuk tut. Ev sahibi geldiğinde ekmeğinden olursun. Nerede kaldı bu çocuk? Genç adam. Peşi sıra dolanacak değiliz ya. Genç diyorsun ama henüz 17'sinde. Sana peşinde dolan demiyorum. En azından nerede, kimlerle, ne yapıyor bilmemiz gerekir. Rahat ol hanım. Benim oğlum yanlış bir şey yapmaz. Düşme üstüne bu kadar. Kız çocuğu değil ki bu. Erkek adam. Eve geç de gelir, isterse hiç gelmez. Kızı erkeğe mi var? Evlat evlattır. Anneyim ben, merak ediyorum. Sen de merak etsen iyi olur. Aferin lan. Kedi olalı bir fare tuttunuz. Beşer binlik atarsın değil mi? O kadar uğraştık. Ne zamandan beri para konuşur olduk lan? Ben kimsenin hakkını yemem, bilmiyor musun? Az önce getirdiklerimizi buldum, çaldık zaten. Bir şey mi dedin? Yok abi, ne diyeceğim? Senin olduğun yerde bana laf mı düşer? Aferin lan, arkadaşına da öğret bunları. Hı-hı. Ben şimdilik bunları elden çıkaramam. Polis anında inseler bizi. Ama ne demişler? Çalışanın alın teri soğumadan emeğinin karşılığını vereceksin. Alın lan. Bunlar sizin. Güle güle harcayın. Muhsin abinizin bu kıyanı unutmayın. Cebimden ödüyorum ha. Vah vah. Nereye gidiyor memleket? Torun babaannesini emekli maaşı için öldürmüş. Belki de istese kadın parayı verecekti. Değer mi hiç 3 kuruş için bir cana kıymaya? Allah korusun. Allah kimseyi şaşırtmasın. Allah şaşırtmaz. İnsanlar şaşırtır Dilber'cim. Allah böylelerini ıslah etsin. Kendi hayatını da bitirdi babaanneciğinin de. Yazık. Haklısınız. Yazık olmuş ikisine de. Leyla Hanımcığım. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Bizim oğlanın okuluna gideceğim de. Hayırdır kızım, bir sorun mu var? Öğretmenleriyle bir görüşeyim diyorum. Dersmiş, okulmuş, hak getire. Soruyorum, oğlun ödevin yok mu senin? Yok diyor. Güya öğretmenleri ödev vermiyormuş. İşin aslı astarı neymiş bir öğreneyim diyorum. Git yavrum, git. Gençler başıboş bırakılmaya gelmez. Giriş ve çıkış kapılarını kilitledim Yücel. Eyvallah. Dolapta da yaprak sarması var. Hanım yapmış. Yersin. Eyvallah. Kolay gelsin. Hadi iyi geceler. Bak oğlum, okumayacaksan söyle. Sana da yazık, bize de. Sokalım seni bir işe, zanaat öğren bari. Okula gitmemek de neymiş? Biz seni okulda sanıyoruz. Neredesin, kimlerlesin? Bir bildiğimiz yok. Of anne, tamam uzatma ya. Devamsızlık hakkımı kullanıyorum. Ya ne kaldı ki şurada okulların kapanmasına? Allah aşkına canımı sıkma sabah sabah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah bunca nimeti boşuna mı vermiş? Hayırdır? Birbirinizi yiyorsunuz yine, ne oldu? Ben çıkıyorum baba. Nasılsa annem anlatır. Kaç oğlum kaç. Zoru görünce kaç.
Okusan da kendine, okumasan da. Bir çay koy da içeyim hanım. Uykusuzluktan geberiyorum. İçersin çayını. Bir soru sordum madem, cevabını vereyim. Okula gittim dün. Sermet Efendi'nin 18 günlük devamsızlığı varmış. Soruyorum nereye gittin? Takıldık diyor. Nereye takılır? Kimlerle görüşür bu oğlan? Başını derde sokacak diye ödüm kopuyor. Rahat bırak çocuğu. Hangimiz okulu kırmadık? Devamsızlıktan kim ölmüş? Sıkılmıştır çocuk. Üstüne varma. Liseyi bitirsin bari. Hadi hadi uzatma da bir çay koy. Vallahi param yok abi. Olsa vermez miyim? Sen adama günahını bile vermezsin lan. Param yok diyorsun da maşallah her teneffüs kantindesin. Kantin veresiye vermeye başladı da bizim mi haberimiz yok lan? Yemin ederim yok abi. Arkadaşlar ısmarlıyor sağ olsun. Kimmiş o cömert arkadaşların? Söyle de bize de ısmarlasınlar. Bırak gitsin. Parası da yok zaten. Başımızı derde sokmaya değmez. Defol git lan şimdi, gözüm görmesin seni ha. Şşş. Bir şey duyarsam hakkını alırım, ona göre ha. Almış mıdır mesajı? Ya birine bir şey söylerse? Sıkar biraz. Görmedin mi? Korkudan altını yapacaktı neredeyse. Sen öyle diyorsan öyledir. Nereye gidiyoruz abi? Benim devamsızlık sınırda. Sınıfta kalacağım böyle giderse. Ulan seni duyan da sınıf birincisi sanacak ha. Öyle de sınıfta kalacaksın, böyle de. Doğru diyorsun lan. Yemişim okulunu. Gitmeyelim madem. Battı balık yan gider. İşe mi çıksak? Parlar da suyunu çekti. Çıkalım lan. Hadi. İşim bittiyse ben biraz uyumak istiyorum Dilber. Son zamanlarda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bitti bitti Leyla Hanımcığım. Buyurun istirahat edin siz. İlaçlarınızı aldınız mı? Aldım. Onlar da olmasa bu kadar bile ayakta duramam kızım. Benim işim bitti. Mutfağı toparlayıp çıkarım. Çık kızım. Kapıyı da kilitle bir zahmet. Tamam, kilitlerim. Evden çıkaramasak bile biz kullanırız. Ne kullanması oğlum? Evdekilere ne hesap vereceğiz? Yerde bulduk deriz. Lan bir gün bu esprilerin öldürecek beni. Kendini kapat, enseleneceğiz şimdi. Gün ortasında yaptığımız şeye bak. Senin aklına uyan da kabahat. Sana da iyilik yaramıyor be. Şş, hadi hadi elini çabuk tut. Midem kazındı. Bir de duşa gir istersen. Kafayı mı yedin? Hadi yürü. Eşkıya mı bunlar? Dağ başı mı burası? Ne demek yol kesmek, para istemek? Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Sermet olduğuna emin misiniz? Eminiz hanım. Bir Sermet, bir de Okan. Bütün okul onlardan yaka sekmiş durumda. Doğruyorsunuz madem, sahip çıkın. Kusura bakmayın. Ayıp etmişler. Oğlum adına özür dilerim. Biz onunla konuşuruz. Ne oluyor burada? Şehir magandası oğlunuzu şikayete geldim. Bir de baba olacaksınız. Kulağını çekmemişsiniz belli. Ne diyorsun be kadın?
Nereden buluyorsun bu cesareti? Nasıl konuşuyorsun annemle? Gücün yetiyorsa bana gel. Madem bu kadar delikanlısın, Sermet'le baş etseydin ya. Ananın eteğinin altına niye gizleniyorsun? Ben sana göstereyim şimdi. Bırak oğlum. Muhatap olmaya değmez. Kimi kime şikayet ediyoruz? Babası neyse oğlu da o. Yürü gidelim, yürü. Hah! Bunu bileydiniz. Sermet babasının oğludur. Defolun evimden. Gündüz işe mi çıkarıldınız lan? Boynuz kulağa geçiyor mu ne? Gecenin hayrındansa gündüzün şerri daha iyi diye boşa dememiştir abi. Böyle durumlar için söylenmediği kesin ama nereden buluyorsun bu lafları anlamıyorum. Atalarımız bulmuş, ben de onlardan çaldım. Bırakın lan gevezeliği, beni dinleyin. Çok iyi bir iş kovalıyorum. Yakında büyük bir vurgu yapacağız. Yapalım tabii, bir iki tablet de olacak iş değil bu abi. Bu işten bizim kazancımız ne olacak? Benimle para konuşulmayacak demedin mi lan? Cin olmadan adam mı çarpacaksınız? Kulağa geçen boynuzlar gözüme batarsa kırarım o boynuzları. Bu da kulağınıza küpe olsun. Hı hı. Sermet, yemek hazır, masaya gel. Üstümü değiştirip geliyorum. Bu saate kadar neredeydin oğlum? Okan'la takıldık. Peki okula gittiniz mi? Gittik anne. İzin verirsen yemek yiyeceğim. Ye oğlum ye. Anam bayılır insanın burnundan getirmeye. Size de bir şey söylenmez oldu. Konuşacağım dedin madem. Buyursan konuş oğlunla. Bugün kendini bilmez bir anoğul şikayete geldi. Sözüm ona, dün oğlanın yolunu kesip parasını istemişsiniz. Kim bu çocuk? Niye böyle bir iftira ediyor? Ne alıp veremediği var sizinle? Senin de dediğin gibi iftira ediyor baba. Durup dururken dayılanıp omuz attı bana. Ben de bütün okulun önünde rezil ettim onu. Belli ki acısını böyle çıkartmak istemiş. Ben ona yarın gösteririm. Ali Kıran, baş keser misin sen? Bir daha her ne sebeple olursa olsun hiç kimse bu kapıya gelmeyecek. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. En yakın zamanda okula gidip arkadaşlarınla konuşacağım. Şerefsize bak. Anasını da alıp kapımıza dayanmış. Ben onu benzetmesini bilirdim ama anneme dua etsin. Boş ver. Karne günü benzetiriz bir güzel. Dilber teyzeyi uyandırmayalım şimdi durduk yere. Okula da gelecekmiş madem, koz vermeyelim. Dilber teyzeni uyutamadık ki uyandıralım. Babam gibi değil anne. Onu kandırmak kolay değil. Bu aralar gönlünü etmem lazım. Sürekli tepemde. Millete değil anneme enseleneceğiz bu gidişle. Seni var ya keseceğim, keseceğim. Sermet, hayırdır, bir şey mi oldu? Öylesine geldim anne. Gelmiyorsun diyorsun ya. Ders boştu, eve birlikte döneriz dedim. İyi düşünmüşsün oğlum. Markete gidecektim. Yardım edersin bana. Ederim. Kimse yok mu? Yok. Leyla Hanım kızına gitti. Akşama döner. Karnın aç mı? Çok aç değilim. Lavabo nerede? Yukarıda, sağda. Sen git, ben de bir şeyler hazırlayayım sana. Thank you.
Biber dolması yer misin? Ne varsa onu yerim. Kirli çamaşırın var mı? Makineyi açacağım. Yok. Babam çıktı mı? Çıktı. Niye sordun oğlum? Hiç öylesine. Dışarı çıkacağım ben. Geç gelirim. Bekleme beni. Bu saatte nereye gideceksin oğlum? Dünyanın bin bir türlü hali var. Otur evinde. Çay yaparım. İçeriz bir güzel anı oğul. Sohbet de ederiz. Arkadaşlara söz verdim. Başka zaman ederiz sohbetimizi. Bir kerecik olsun sözümü dinle oğlum. Sesimi çıkarmayayım diyorum ama... Olacak iş mi bu saatte? Dışarıda ne işiniz var? Uzatma anne, çıkmam lazım. Ne olacak bu çocuğun hali? Elmas lan bu. Nereden buldun bunu oğlum? Üzümünü ye, bağını sorma oğlum. Sanki bana yedireceksin de. Yedirmeyeceğim şeyi niye göstereyim, manyak mısın oğlum? Anca beraber, kanca beraber. Kıyak adamsın. Söyle bakalım, nereden? Annemin çalıştığı köşkten aldım. Bu da bir şey mi? Daha neler var, bir görmeliydin. Madem öyle, niye bir tek bunu aldın? Deli misin oğlum? Bir tane aldım tabii. Eve benden başkası gitmedi. Yakayı ele mi verseydim yani? Nasılsa ihtiyar onca şey arasında bunu fark etmez diye düşündüm. Çok mu var bunlardan? Çok. Girelim o zaman o eve. Gireceğiz ama şimdi değil. Çok güzel bir plan yapmalıyız. Yapalım lan. Muhsin'in de gözüne gireriz. Muhsin bilmeyecek. Bu defa ikimiz nemalanacağız. Yok öyle ama. Ben artık Muhsin için çalışmak istemiyorum. Kolyeyi de burada bırakmayacağım. Muhsin görmesin. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Muhsin bize nefes aldırmaz. Ümümüzü sıkar. Nereden bilecek onu? Mesela dün bunu çaldım biliyor musun? Bilmiyor. Bilmeyecek. Allah Allah, daha dün buradaydı kolyem. Nereye gider? Leyla Hanım, işim bitti. Bir isteğiniz yoksa çıkıyorum. Yok kızım, çıkabilirsin. Dilber. Buyurun Leyla Hanım. Kapıyı kilitle giderken. Tamam Leyla Hanım, kilitlerim. İyi günler. İyi günler kızım. Nereye koydum bu kolyeyi acaba ben? Yazıklar olsun senin gibi evlada. Nasıl yaparsın bunu? Hırsız mı olacaksın başımıza? Ne oluyor yine burada? Elindeki ne? Kim hırsız? Bak gör işte.
Övündüğün, toz kondurmadığın oğlun hırsızlığa başlamış. Bu kolye Leyla Hanım'ın kolyesi. Ben de oğlum beni görmeye geldi diye kasım kasım kasılıyordum. Meğer onun başka planları varmış. Ne diyor oğlum annen? Nereden buldun bu kolyeyi? Annem konuşmama izin verse anlatacaktım baba. Leyla Hanım'ın evinin önünde sokakta buldum. Başkası düşürmüştür diye cebime koydum. Ben nereden bileyim Leyla Hanım'ın kolyesi olduğunu? Bak işte duydun hanım. Çocuk yerde bulmuş. Gözünle görsen bile inanma demişler ama maşallah sen. Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Leyla Hanım... Tamam be kadın, sus, al şunu. Benim çocuğum yapmadım diyorsa yapmamıştır. Kendi eline hırsız mı edeceksin çocuğu? Bir cahillik etmiş. Sermet kötü bir çocuk değildir. Allah rızası için polise söylemeyin. Bütün hayatı kararır. Senin hatırın için Sermet'i bağışlıyorum. Lakin artık seninle çalışamam. Bu kararımın seninle bir ilgisi yok. Yanımda çalışan insan kadar ailesi de benim için önemli. Kendimi güvende hissetmek zorundayım. Hakkını helal et yavrum. Yıllarca hizmetini gördüm. Muhsin lafına geldin mi? Asla çaldığın şeyi evinde saklamayacaksın. Adımı böyle ensilerler işte. Ne bileyim annemin çekmecelerimi karıştıracağını. Neyse. Olan oldu artık. Bu da sana ders olsun. Muhsin'in şu büyük vurgun dediği iş ne acaba? Neyse ne. Bir an evvel para kazanıp evden ayrılmalıyım. Annem bu saatten sonra bana nefes aldırmaz. Tazminatını isteseydin bari. Böyle iş mi olur? Kafasına göre nasıl işten çıkarır? Sigortalısın kızım sen. Hakkını arayamadın mı? Ne hakkından bahsediyorsun Yücel? Ben olsam ben de çıkarırdım. Şikayetçi olmadığı için dua etmeliyiz. İyi mi ettim, kötü mü ettim onu da bilmiyorum ya. Evlat mevlat demeyip kendi ellerimle polise teslim etmeliydim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen oğluna hırsız dersen herkes der. Bu çocukla uğraşmaktan vazgeç. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma. Yerde buldum diyorsa yerde bulmuştur. O kadar. Ben çıkıyorum. Bekle ben de geleceğim. Ya başka işin mi yok senin? Bir elimden tutup okula götürmediğin kalmıştı. Allah aşkına şu karına bir şey söyle baba. Çocuk muyum ben? Bir de beni okula götürecekmiş. Aman yarabbim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eski köye yeni adet mi getirdin? Bugüne kadar nasıl gidiyorsa şimdi de öyle gidecek. Sabah sabah sinirimi otlatma benim, otur şuraya. Annem köşkten ayrıldığına göre o evde ne var ne yok silip süpüreceğiz. Nasıl yani? O gün bugündür oğlum, köşkü soyacağız. Benim oğlum yanlış bir şey yapmaz. Rahat bırakacaksın onu. Senin yüzünden evi terk edecek, olacağı bu. Çeneni kapatacaksın. Üstüne varmayacaksın çocuğu. Bu çocuk kendi başını da yakacak, bizimkini de. Ben o zaman konuşacağım sizinle. Ama iş işten geçmiş olacak. Bak hala konuşuyor. Gitme kadın, bir şeyler yiyip yatacağım. İhtiyar. Biraz bekleyelim. İyice emin olmamız lazım.
Ne yapıyorsunuz evimde? İlacım... Ne yapıyoruz oğlum? Evi soymaya gelmedik mi? O Leyla Hanım ölmeden evvel. Evin soyulduğu anlaşılırsa hem cinayetten hem hırsızlıktan yargılanırız. Her şeyi götüremeyiz. Kimse evin soyulduğunu anlamamalı. Son dün telefonda konuştuk. Bugün ev işleriyle ilgilenmesi için şirketten bir kadın iş görüşmesine gelecekti. Annem kadını benim de görmemi istemişti. Geldiğimde annemin cansız bedeniyle karşılaştım. Dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu? Eşyalarınız çalınmış mı? Anladığım kadarıyla yok. Mücevherleri burada duruyor. Annem uzun yıllardır kalp ilaçları kullanıyordu. Son zamanlarda tamam. Kendisini iyi hissetmediğini söylüyordu. Anlıyorum. Başınız sağ olsun. İki tane güvenlik kamerası var. Giriş ve çıkış kapılarını görüyor bu kameralar. Siz arka taraftan yangın merdivenlerini kullanarak gireceksiniz. Güvenlik görevlisi? Bir güvenlik görevlisi var. İkinci kata gireceğiniz için güvenlikle karşılaşmayacaksınız. Her şeye rağmen de tedbirli olun. Personel saat kaçta paydos ediyor? 7'de. Siz gece girin. Herif kesin uyumuş olur. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş. Neden hafta sonunu bekliyoruz? Bu gece girelim bitsin. Bir bildiğimiz var elbet. Cuma günü tahsilat yapılır. Kasada 2 kat fazla para olacak, fena mı? Ben ne diyorsam o, beklenecek. Tamam mı lan? Ben çıkıyorum. Selmet gelirse beni bir arasın. Tamam. Hadi. Yine ne unuttun? Babanla karşılaştınız mı? Karşılaştık. Beni arasın demişti. Gerek kalmadı o vakit. Baban niye aramanı istemiş? Seninle konuşuyorum, duymuyor musun? Dur, ne bu şimdi? Hem suçlusun hem de güçlü. Baban ne dedi diyorum, duymuyorsun bile. Babama sorsaydın madem bu kadar merak ediyorsan. Tabii ya, senin gücün zaten ancak bana yeter. Babama gelince sus pus. Kendine gel, ben senin arkadaşın değilim. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Ben de çocuk değilim. Sen de benimle bu şekilde konuşamazsın. Nereye gidiyorsun bu saatte? Ne dedim ben şimdi? Annenim ben senin. Hiç mi kızamayacağım ben sana? Bir yere gidemezsin. İzin isteyen kim? Sermet, Sermet! Sermet dedim sana! Baba niye aramanı istemiş? Çalıştığı fabrikada bir iş varmış. Okul biter bitmez başlamamı istiyor. Ne işiymiş bu? Yetiştirilmek üzere eleman arıyorlarmış.
Bizim peder de nasılsa okul bitecek diye heves etmiş. İş yeri nerede? Bilmiyorum ki. Oha lan! İnsan babasının çalıştığı yeri bilmez mi? Bilmiyorum lan, nereden bileyim? Çalışma saatleri de uygun değil ki gidip göreyim. Başlayacak mısın işe? Ne işi be oğlum? Biraz para biriktirip evden ayrılacağım diyorum. Sen de gelirsin lan. Gelirim lan. Anca beraber, kanca beraber. Neredesin? Biz ne zaman bu hale geldik? İyi akşamlar Erdal Bey. İyi akşamlar. Ha. Bunu yemekhanede buldum. Kimlik kartı yok içinde. Soran olursa verirsin. Peki efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Erdal Bey. Ben niye bulmam ki böyle şeyleri? Anlamadım ha. Ah be Sermet'im, ah be oğlum. Azıcık sözümü dinlesem ölür müsün? Alo? Alo, iyi sabahlar, rahatsız ediyorum. Leyla Kara'nın kızı Leman ben. Evet Leman Hanım, buyurun benim. Annemi kaybettik Dilber. Ne? Leyla Hanım öldü mü? Maalesef. 2 gün evvel yatağında ölü buldum. Kalp krizi geçirmiş. Annemle ilgili bazı evraklar gerekiyor, bulamadım. Sen nerede olduğunu bilirsin diye rahatsız ettim. İnanmıyorum, Leyla Hanım öldü demek. Başınız sağ olsun. Toprağı bol olsun. İzniniz olursa gelmek istiyorum. Annem senin rahatsızlığından söz etti. İşi bırakmak zorunda kalmışsın. Sana zahmet vermek istemem ama gelirsen çok memnun olurum. Tek başıma kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum Dilber. Ne zahmeti Leman Hanım. Hemen geliyorum. Uyan lan polis! Hayvan lan, bıktım senin şu soğuk şakalarından ha. Tamam oğlum tamam, şaka yaptım şaka. Gelirken Dilber teyzeyi gördüm. Ağlaya ağlaya gidiyordu. Ağlıyor muydu? Boşuna sevinme oğlum, senin için değil. İhtiyarın öldüğünü öğrenmiş. Köşke gidiyordu. Seni sordu, haberim yok dedim. Hayırdır, kargalarınızla birlikte buradasınız. Bu nasıl meslek aşkıdır? Gözlerim yaşardı. Olacak o kadar abi. Vurgun yapacağız bu gece. Araba hazır. Bunu da yanınıza alacaksınız. Ne olur ne olmaz. Ölmüşse ölmüş. Yaşını başını almıştık. Kazık dikecek değildi ya. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun?
Aklım almıyor. Yıllarca ekmeğini yedik. Bu evi onun sayesinde aldık. Babasının ayına yardım etmedi ya. Sen de yıllarca onun hizmetini gördün. Neyse bırak yas tutmayı da. Sermet dün gece nerede kalmış öğrenebildin mi? Odasına kapandı. Ağzını bıçak açmıyor. Üstüne varma dedim, varmıyorum işte. Sen de bir ayar tutturamadın gitti. Neyse yatıyorum ben. Akşama erken gideceğim. La havli ve la kuvvet. Aman yarabbim. Kaldıysa belli ki rahat bir uyku çekememiş ya. Rahat bırak, uyusun çocuk. Uyusun, uyusun bakalım. Nasıl olsa uyanacak. Hadi çıkıyorum ben. İyi nöbetler. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Hayırdır? İlber teyze arkamızdan el mi sallayacak? Bu gece yapma bari. Sus oğlum biraz. Yarın sabaha kadar espri yapmanı yasaklıyorum. Al oğlum. Bunun şakası olmaz. Adresi biliyorsun değil mi? Öğlen gidip uzaktan şöyle bir gördüm. Bahçede kara kuru bir adam dolanıyordu. Sözüm ona güvenlik. Adamın kendine hayrı yok. Ne sene güvendeyiz. Çok. Sen de bu kata bak. Telefonun elinde olsun. Kim olursa ötekini çaldırırsın. Telefonun sesi aldın değil mi lan? Aldım tabii lan. Telefonun sesi aldın değil mi lan?
Gel lan buraya. Sermet! Sermet! Gel lan. Sermet yetiş! Ne yaptın lan? Vurdun adamı. Lan! Baban lan bu! Yücel amca bu! Yücel amca! Baba! Yücel amca! Baba! Sermet! Dayan. Dayan baba. Sakın ölme. Seni kurtaracağım. Sermet. Alo. Ölüm tekstil. Küçük yalı. Silahlı yaralama. Acil ambulans lütfen. Yücel amca. Baba. Dayan baba. Baba. Dayan baba. Allah seni bildiği gibi yapsın. Kendi hayatında, babanın hayatında bitirdin. Katil evlat. Affet beni anne. Sen haklıydın. Ben hem katilim hem hırsız. Leyla Hanım da benim yüzümden öldü. Katilim ben anne. Hırsızım. Herkesin hayatından çaldım. Ama en çok kendi hayatımı çaldım anne. Çok pişman. Hadi kardeşim hadi. Hastane burası. Anne. Anne beni affet. Anne affet. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.